Arayınız, bulacaksınız. 1970 yılının Aralık ayıydı. Devamlı arayış içerisinde. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz... Kalktık kasırga gittik. O savcatere gördüm. Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı. Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Havuz, ben demiş ya, beni adam anladım. Havuz, lekehi ve kavuş. Havuz Hazreti çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi. Onun kerameti, onun kıymeti bitmez. Sultanın cazibini cezbeveren sultanıydı. Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sürekli seviyorum. Kavuştu bu. Bırak ayağın her yakı değil. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu. Kötü gitti. Sevgilisine gitti. Ey kasrevi. O da sevgilisine gitti. Tarihler 11. yüzyıl sonlarına yaklaştığında İran'ın Horasan eyaletinin Tuz şehrinde ibretlik bir soygun yaşanır. Bir kervan soyulur. Kervanda kitaplarının çalınması halinde bütün ilminin gideceğini dile getiren bir alim var. Evet, soygunun günümüze kadar unutulmamasının sebebi bu söz oluyor. İmam Gazali rahmetullahu aleyh, ilim tahsilini bitirmiş memleketine dönerken, birlikte yolculuk ettiği kervanı eşkıya basmış ve ellerinde bulunan her şeyi almıştı. İmam Gazali, eşkıya reisine kitaplarını geri vermesi ricasında bulunmuş, gerekçe olarak da o kitapları yıllarını vererek topladığını, onlar giderse o kadar yılın heba olmuş sayılacağını söylemişti. Eşkıya başının cevabı şu oldu. Demek ki kitapların elinden gidince sen bir hiçsin. Eğer böyleyse ne diye yıllarını verdin bu işe? Bu cevap İmam Gazali'yi yüzyıllar sonrasına etki edecek kudrette bir ilim adamı olacağı yola sevk etmişti. Dünya, kütüphaneler dolusu kitap olsa, eğer insan o ilmi kullanmıyorsa, onunla amel etmiyorsa, o ilmin varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü ilim, amele dönüştüğü nispetle faydalıdır. Davud-i Tayi Hazretleri, Kuddise Sırruhu,
İmam-ı Azam rahmetullahu aleyhin yanında 20 sene ilim tedris etti. 20 senenin sonunda İmam-ı Azam rahmetullahu aleyh buyurdu: "Ya Davud, sana öğreteceğim ilim bitti." Davud-ı Tayyi Hazretleri sordu: "Ey Üstad, geriye ne kaldı?" İmam-ı Azam Hazretleri cevap verdi: "Öğrendiğini yaşamak." Gerçekten de yaşanmadıktan sonra ilmin bir kıymeti yoktur. Oysa günümüzde pek çok kişi amelsiz ilimle kendisini aldatmaktadır. Dünya sevgisinin, kibrin, kendini beğenmenin, riyakarlığın, insanlara kin beslemenin, kıskançlığın, düşmanlığın, nifak ve benzeri kötü huyların tarifini çok sayıda insan yapar, ancak arif olan onlardan uzak olur. İlmin kemale ermesi tamamen amele dönüşmesidir. Mürşid-i kamillerin, müritlerinden en çok istedikleri şeylerin başında ilmiyle amel gelmektedir. İşte Buhara'dan Kasrik'e bütün tasavvuf ocakları tarihten bugüne ilmin amele dönüştüğü mektepler olmuştur. İlim oralarda amele dönüşmüş, hayat bulmuştur. Gavşe Kasravi'nin ahlakları, İşlerinden bir tanesi böyleydi. Mürşit idi. Mürşitti. Büyük bir ilim sahibiydi. O ilmi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine hizmet amacıyla harcamak istiyordu. Eğer bir insan bana sorsaydı, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, gusül nasıl yapılır falan, hepsini dört dörtlük onlara anlatırdı. Fakat ben bazen cemaate namaz kılıyordum, bazen kılmıyordum. Bildiğim halde. Tesbihat çoğu zaman yapmıyordum. Sünnetleri mesela bazen kılıyordum, bazen kılmıyordum. Bunları bildiğim halde, bizi sorsa hepsini anlatırım yani. Ha, ne zaman ki Gadir'e geldik, o manzarayı gördük, her şey değişti. Cemaatle elimizden geldiği kadar kaçırmamaya başladık. Sünnetlerimizi terk etmeye başladık. Tesbihatlar yolda bile dahi olsa tesbihatlarımızı mutlaka yapardık. Ve böylece anladık ki bir mürşidi kamil olmasa bu onun bir gücüdür muhakkak ki bunu bize gösterdi ki biz bu yola girelim. Çok hoca arkadaşlarım var, medresede beraber okumuşum. Diyor ki ya sen Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Ramazan'dan Ramazan'a kadar diyor ben okuyorum. Ben düşünüyorum, benimle onun arasında bir farkımız yoktu. Aynı yeri okuduk, aynı şey oldu. Bu takva, bu Kur'an okuma veya ibadet etmem %99 onlara pay çıkarıyorum. Ben kendi nefsimde öyle söylüyorum. Hiç şey, keşke kerameti de aramıyorum. Arkadaşlarıma bakıyorum, medresenin mezunları var. Kimi daha yer altında, kimi kurşunla gitti, kimi daha başında. Kimi namaz kılmıyor, kimi ticarete girmiş, Allah'ı peygamber belki hatırlamıyor, kimi Kur'an'ı hiç okumuyor, kimi de Ramazan'dan Ramazan'a kadar okuyor. Elhamdülillah, Gavs'a bağlı olanlar böyle değildir. İslam'ı takip ediyorlar. Bu bize yeter. Manevi bir güç Cenab-ı Allah onlara vermiş. Onların tasarrufatı manevidir. Zahiri olarak değil, onların manevi tasavvuf ilmi Cenab-ı Allah onlara vermiş. Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor. Oraya biz gittiğimiz zaman oradaki en gençleri belki bizdik. Bize o zaman oradaki misafir, oradaki önce gelen sofiler çok hürmet ederlerdi. Çok hürmet edince ilk zamanlar biz bu hürmetin sebebini, biz işte uzaktan geldik.
Çorum'dan geldik. Biz de kıyılığımız, kıyafetimiz düzgün. Onun için yapıyorlar bu ikrama. Bu ikramı bize hürmet zannederdik. Aradan zaman geçti. Tasavvuf nedir? Tasavvuf erbabı nedir? Terbiye nedir? Bu işten gaye nedir? Din nedir? Dini yaşamak nedir? İnsanlık nedir? İyilik nedir? İyiyi düşünmek nedir? Güzeli düşünmek nedir? Sevmek nedir? Yavaş 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 bunları öğrendik. Mustafa Çağıl, 1938 İskilip doğumlu. Doktor Ahmet Çağıl Bey'in kardeşi. Eğitim hayatını öğretmen okulundan mezun olarak tamamlayan Mustafa Bey, öğretmenlik mesleğini yapmak yerine ticaretle uğraşmayı tercih eder. 1965 yılında bir taziye için ağabeyi Doktor Ahmet Bey'in görev yaptığı Diyarbakır'a gider. Bu taziye ziyareti hayatı boyunca kapanmamasını dileyeceği bir kapının aralanmasına vesile olacaktır. İsmim Mustafa Çağıl. İskilipliyim. İskilip'te doğdum. 1938 senesinde İskilip'te doğdum. İlkokulu İskilip'te okudum. Ortaokulu İstanbul'da okudum. Ondan sonra öğretmen okuluna gittim. Onu Çorum'da okudum. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmadım. Serbest hayata atıldım. Ticari hayata atıldım. Kavus Hazretleri'ni 1965'te Ahmet abimin vasıtasıyla tanıdım. Şeyh Abdülhakim Hazretleri'ni. Bir taziye için Diyarbakır'a gitmiştik. Diyarbakır'a gidince abim de o sene Kasri'ye gitmiş. Şeyh Abdülhakim Hazretleri'ni tanımış. Diyarbakır'a gidince bize anlattı. Böyle böyle bizatı tanıdım. Gelin siz de tanıyın, size de tanıtayım. Siz de görün dedi. Biz de o zaman gittik. Tanıdık. Ben ondan evvel Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir iki tane küçük risale şeklinde kitabını okumuştum. Bir de Albay Celal Doran'ın tercüme ettiği bir kitap okumuştum. O kitapta evliyaların çok çeşitli, çok değişik kerametlerinden bahsediyordu. O kerametlerin hiçbirisi bana itiraz edilecek, kabul etmeyeceğim bir şey gibi gelmedi. Çok değişik. Evliyaları mürşid-i kamil olarak, terbiyeci olarak değil, evliyaları Cenab-ı Allah'ın kerametlerini göstermeyi verdiği, kerametlerini verdiği çok sevgili kulları olarak tanıdık. Yunus Emre'yi çok okuduk. Çok kitaplarını okudum. Çok severdim. Abim Şeyh Abdülhakim Hazretleri'nden bahsedince şey olarak anlattı. Bizim İskilip'te de kazamızda bizim zamanımızda tanıdığımız iki tane şeyh vardı. Merhaba dediğimiz, konuştuğumuz. Ama ondan tövbe etmeyi ne düşündüğümüz, ne aklımıza gelen şeyh vardı. Ondan sonra ailemizin yakın tanıdığı o civardaki bir köyde İpek Efendi diye yine bir şeyh vardı. Konuşurduk, merhaba derdik, oturur yemek girdik. Ne o bize bir gün tövbe edin dedi, ne biz seninle olalım dedik. Bugün o mevzu
hala anlayamıyorum. Onlardan ne var, bize bir talep geldi, ne biz onlara, ya bu nasıl oluyor, bu sizin işiniz nedir, sanatınız nedir, bize anlatın demedik. Ahmet abi işte 65'te, 1965'te böyle böyle deyince gidelim dedi. Biz ilk defa Kadir'e gittik. O zaman köyün suyu çok azdı. Köyün suyu çok azdı. Caminin yanında küçük bir göl vardı. Abdestleri orada alırdı. Orayı olduğu gibi kabul ettik. Bize yabancı gelmedi. Gittik. Çok sakin konuşan, çok muhterem. Bizim görmediğimiz, alışmadığımız, bizatla karşılaştık, sevdik. Erden hakka ermek gerek, erenleri bulmak gerek. Bulmaz isen sen onları, can o dilden sevmek gerek. Sevenler buldu onları, erişti hakka canları. Bütün oldu imanları, can o dilden sevmek gerek. Allah dostlarının muhabbet eteğine tutunmaya gücün yetmiyorsa, Allah dostlarını sevenlerin muhabbet eteğine yapış. Zira onları seveni sevmek de mürşidi sevmek gibidir buyuruyor Allah Teala'nın kamil velilerinden Ebu Abbas Ata Hazretleri. Evet, bu yolun başı da, ortası da, sonu da sevgidir. Kasrik'e gidenler bu sevgi pınarından doyasıya içtiler. O zat abimin anlatmasından mıdır? Nedendir? Bize Şeyh Abdülhakim Hazretleri tanıdık geldi, sevgili geldi, yakın geldi. Bakışı mıydı, ikramı mıydı, davranışı mıydı bilemiyoruz. Senelerce mürşit aramış, bir kılavuz aramış, rehber aramış birisi değildik. Birisi değildik. Ama ilk görüşte hoşumuza gitti, sevdik. O sevgi artarak bugünlere kadar devam etti. Biz o zaman çok gençtik. 60-70 yaşında, 80 yaşında adam sarılır elimizi öperdi. Ben de elimi rahat verirdim. Elim bitmeyse öpsün derdim. Adam sarılır, öper, kucaklar. Ya hiç bilmediğim bir adam, tanımadığım bir adam nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O kaynaktan, o dağın doruğunda, o bir köyde, köye araba çıkmazdı. Biz arabayı yolun kenarında bırakırdık, aşağıda bırakırdık. Bir keçi yolu vardı, oradan tırmanarak giderdik. Bahçelerin arasından, yollar, daracık yollardan giderdik. Giderdik. Oraya giderdin. Orada caminin içi vardı, caminin önü vardı. Başka yeri yoktu zaten. Küçücük bir yerdi. Küçük bir köydü. Oraya gidince orada alem değişikti. Değiştiren neydi? O değişikliği veren neydi? Hiç tanımadığın bir adam seni sarmar, kucaklıyor, elini öpüyor, hoş geldiniz diyor, ikram ediyor. O sevgi, işte o cazibe, o cazibe oraya çekiyordu. İşte o sevgiydi insanı bir araya getiren. Ezelden aşk ile biz yana geldik. Ezelden aşk ile biz yana geldik. Hakikat şemsi. Yeah.
Oraya biz gittiğimiz zaman oradaki en gençleri belki bizdik. Bizdik. Bize o zaman oradaki misafir, oradaki önce gelen sofiler çok hürmet ederlerdi. Çok hürmet edince ilk zamanlar biz bu hürmetin sebebini, biz işte uzaktan geldik. Çorum'dan geldik. Biz de kıyılığımız, kıyafetimiz düzgün. Onun için yapıyorlar bu ikrama. Bu ikramı bize hürmet zannederdik. Aradan zaman geçti. Tasavvuf nedir? Tasavvuf erbabı nedir? Terbiye nedir? Bu işten gaye nedir? Din nedir? Dini yaşamak nedir? İnsanlık nedir? İyilik nedir? İyiyi düşünmek nedir? Güzeli düşünmek nedir? Sevmek nedir? Yavaş 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 bunları öğrendik. Tasavvufa uymayan, belki edebe de uymayan birçok şeylerimiz de oldu. Birçok şeylerimiz oldu. Onların sonradan farkına varıyoruz. Ama hiçbir zaman bize şunu niye şöyle yaptınız, şu iş bu işe uygun değildir, şu işi yanlış yaptınız demediler. Ne zaman gittiysek bir güler yüz gördük. Kendimize uzatılan bir el gördük. O gece orada yapılması icap eden bazı oranın usulleri varmış. Onları yaptık. Tövbe ettik. Ondan sonra Çorum'a geldik. Fırsat buldukça 6 ayda bir, 1 senede bir Diyarbahar'a giderdik. Diyarbahar'a gidince de abimle beraber o zatı ziyarete giderdik. Tövbeyle yeni bir hayatın girizgahı yapılır. Bu hayat, dünya ile ahireti birbirine bağlayan bir takvimdir. Tövbe, bu takvimin ilk yaprağı olarak kendisinden sonra gelen her gün için derin bir rahmet barındırır. Bu rahmet, insanın Allah'ı bilmesine ve tanımasına vesile olur. İnsanı kulluk bilincine ulaştırır ve Allah'ın rızasını her şeyden üstün tutma yoluna koyar. Bu takvimde işler bu yüzden hep yolundadır. Mürşid-i Kamil denilen, zamanın Gavs denilen birisini tanıdık. Bu tanımanın çok hızlı değil. Ama yavaş 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 çok şeylerini gördük. Okuyacağımız kitaplar, okumayı istediklerimiz, öğrenmeyi istediklerimiz o sahaya kaydı. Öğrenmeyi istedik. Anlamayı istedik. Dini bilgimiz fazla değildi. Ondan sonra dini bilgileri öğrenmeye çalıştık. Kendi kendimize de olsa öğrenmeye çalıştık. Yavaş 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 yaşamayı öğrendik. Yaşamaya çalıştık ve yaşamayı öğrendik. Öğrendik derken tabii öğrenme bitti değil, devam ediyor. Hala devam ediyor. Ama öğrenmeyi, yaşamaya çalışmayı anlıyoruz ki biz orada öğrendik. Bizi onlar kazandırdı. Şimdi çalışırken biz çalıştığımız yerde o civarda hiç olmayan bazı usuller oldu. Bizim iş yerimizde, işçilerle aramızda. Bunları biz normal olarak insanlığın icabı dedik. Ama bugün o güzelliklerin
nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. O kararların nereden geldiğini, o işlere dikkat etmenin, o insanların o haklarına dikkat etmenin nereden geldiğini iyi biliyoruz. İyi biliyoruz. Yanında çalışan, o zaman çıraklar, şimdi usta oldular, iş sahibi oldular. Ne zaman karşılaşsak, anormal hürmet ediyorlar şimdi bize. Anormal hürmet ediyorlar. O hürmetin sebeplerinin, oradan gelen iyiliklerin kaynağı olduğunu şimdi iyi biliyoruz. O mübarekler haktan, hukuktan hiçbir zaman için ayrılmazlar. Tabii ki bu buradaki hak hukuk, Sadatların sofisi üzerinde hakkı vardır. Sadatların hakkı olduğu için de sofi de onun hukukuna riayet etmek mecburiyetindedir. İşte bunun için burada da en büyük amil edebi ve adabıdır Sadatlara karşı. Hani bizden evvel gelen veliler, bunu böyle buyurmuştur ulular. Âb-ı Kevser ırmağından dolular, içer canu dilden tevhid edenler. Sür tevhidi gözün gönlün açıla, varma hakkın dergahına suç ile. Sırat köprüsünü asan veçile, geçer canu dilden tevhid edenler. Hakkın nuru gitmez anın yüzünden, silinir perdeler anın gözünden. Zahiri batını anın yüzünden, açar canu dilden tevhid edenler. Gel ey merkez, gelip geçti o canlar. Sür tevhidi ele girmez bu demler. Sekiz cennet kapısını fetheyler, açar canu dilden tevhid edenler. O zamanları yaşadık. Çok güzel yaşadık. Çok güzel yaşadık. Cenab-ı Allah çok lütfetti. Çok büyük lütfetti. Biraz evvel dediğim gibi biz çalışıp çabalayıp da bulmadık. Cenab-ı Allah lütfetti. Tabii arada işte biraz da eşantiyon oluyordu. Eşantiyonlar oluyordu. Güzellikler oluyordu. Güzellikler oluyordu. Hiç sadece kitaplarda okuyacağım, menkıbe kitaplarda okuyacağın olayları bir bakıyordun ki sen içindesin. Yaşıyorsun. Sevebildiği kadar insandır. Sevebildiği kadar insandır. Ne kadar çok seviyorsa o kadar kıymetli insandır. Elinde altın bir tarak taşıyan insanın hali nicedir. Tarağın tek dişini dahi saçının bir kılına sürmez, ola ki zarar görür, değer kaybeder diye. Mürşid-i Kamiller içinde bulunduğumuz dönemde insanlara, insanların kendilerine verdikleri değerden çok daha fazlasını verirler. Evliyaullah, kapısına intisap eden müridini zarar göreceği her şeyden uzak tutmak için var gücüyle gayret eder. Bu gücü ihsan edici olan Yüce Allah Celle Celaluhu, ümmeti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu zatlara emanet ettiği için, ahir zaman ümmeti onların gözünde son derece kıymetlidir ve şefkate müstehaktır. Mustafa amcadan dinliyoruz. İskilip'te benim eniştem anormal içki kullanırdı. İçkiyi bıraktı, yalnız kendisini kahve alışkanlığından, boş lafın alışkanlığından kurtaramıyordu. Kurtaramıyordu. O yüzden evinde de huzursuz oluyordu. Kahveye gitti mi, orada zaman hep orada geçiyor. Kahvede geçiyor, kahvelerde geçiyordu. Bu bir vesileyle Diyarbakır'a ziyarete gidince gene Kasriye gitti, tövbe etti. Kasr Hazretleri gördü. Kavz Hazretleri'nin o zaman bir de yaşlı bir sofisi vardı. Onunla da bir orada diyalog kurmuş. Tövbe etti, İskilip'e geldi. İskilip'e geldi.
evden çıkıyordu, 5 dakika doğru eve giriyordu. Evden çıkıyor, 5 dakika sonra tekrar eve giriyor. Kahveye gidemiyor. Bir o arada biz de şeye gittik gene. İskilip'e gittik, Çorum'dayız. Yahu dedi, beni dedi, kahveye koymuyorlar dedi. Yola çıkar çıkmaz dedi, bir alt tarafa dedi, şey yaptı Lekim Hazretleri. Bir tarafa dedi, o yaşlı Sofi, yolda yanıma duruyorlar. Yolda benimle gidiyorlar, kahveye dedi, giremiyorum dedi. Onlar bile utancıdan. Kahve alışkanlığı bildiler. Kahveye gitmedi. Bu biraz devam etti yalnız böyle. Kimseye de diyemiyorum dedi. Buna kimse inanmaz ki dedi. Buna kimse inanmaz ki. Ne zaman dedi yola çıksam, Kavus Hazretleri sağında dedi. O bir yaşlı Sofi dedi, sol tarafında. Yolda dedi, benimle gidiyorlar ya o şeye. Onlarla beraber dedi, kahveye giremiyorum. Böyle de terbiye ediyorlar. Zaten kurba oraya insap ettikten sonra Murşid-i Kâmil'in ervahı onunla beraber gece gündüzdür. Kavus Hazretlerim tabi orada bize sohbet ederdi. Bir şeyh diyor, kendisine bağlı olan bir sofrusu gece kaç sefer sağa yatıyor ve gece kaç sefer sola yattığını bilmesin. Bilmiyorsa gitsin eşkıyalık yapsın. Alsın gitsin yolları kessin, milleti soysun. Haberi olmadı sen yani kendi sofrusundan. Asap et. O şekilde bir sohbet yapıyor Davos mesela. Nereye giderse gitsin, onun ervahı onunla beraberdir. Yani onunla da ona bambaşka bir hayat değişikliği oluyor. Yani bu ele geçmez bir nimet. Nasıl olur? Nedir? Tasarruf nedir? Hani Abdülkadir Geylani Hazretlerini bir akşam birisi yemeğe çağırdı. O gece 40 kişi çağırmış. Yemeğe, iftara çağırmışlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri her şey demiş. Ertesi dün akşam Abdülkadir Geylani Hazretleri iftarda bizdeydi. O demiş bizdeydi, o demiş bizdeydi, o demiş bizdeydi. Şimdi buradan Mürşid-i Kamillerin her tövbe ettiği için Cenab-ı Allah bir ervah yaratır. O terbiye edeceği müridiyle o ervahı beraberdir. Ring çok güzel bize bu zamanda gösterilmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şimdi 40 yere değil 40 bin yere gitti deseler ben şimdi çok rahat inanırım. Cenab-ı Allah o gücü, gücü o imkanı onlar için vermemiş. Terbiye etmek için vermiş. İlahi hükümlerin sabit olmasının yanı sıra kalplerdeki vesveseleri izale etsin, Allah'a olan inancımızı kuvvetlendirsin, muhabbetimizi arttırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kudreti sübhaniye ile mucizeler ikram ettiği gibi evliya-i izama da nice kerametler ikram etmiştir. Velilerden inkişaf eden bu nurani hakikatler, muhabbetimizi, İslamiyet'e olan sadakatimizi arttırır, dolayısıyla bize aşk ve şevk verir. Mehmet Ildırar. O zaman keramet olayları çoktu. Keramet olayları çoktu. Acayip çoktu. Acayip çoktu. Bir gün gene birisi Ahmet abime sordu. Dedi ki Ahmet abi böyle böyle şimdi de Ahmet amca dedi eskiden dedi şey çokmuş. Birçok olaylar oluyormuş. Şimdi de bunlar olmuyor. Yani bu zamanın kavsuydu. Ondan sonraki gelenlere Cenab-ı Allah bu şeyi vermemiş mi? Ahmet abi güzel bir mesele anlattı. Dedi ki bir mal dedi ortaya çıktığı zaman, yeni imal edildiği zaman, yeni piyasaya sürüldüğü zaman onu tanıtmak için dedi eşantiyon dağıtırlar. Yanında bir tane bedava verirler.
fazladan yanında birçok eşantiyonlar verirler. Birçok reklam için birçok şeyler yaparlar. Mal dedi tanıdık da herkes dedi o malın kalitesini, kıymetini anlattıktan sonra dedi eşantiyon kesilir. Eşantiyon kesilir. Şimdi de eşantiyon kesildi. Malın dedi kıymetini herkes anladı. Kalitesini herkes gördü. Herkes gördü. Olmayan yerlerde, bilinmeyen yerlerde o eşantiyonlar dedi şimdi yine dağıtılıyor. Dağıtılır. Bu dedi Cenab-ı Allah'ın kullarına ikramı. Kullarına ikramı. Kullarını kendine getirsin diye, kulları gerçeği öğrensin diye, kulları Rabbini bilsin diye. Kullar Rabbini bilsin diye. Cenab-ı Allah istemeseydi peygamberini göndermezdi. Herkes kendisi bulsun beni derdi. Bulmayana ceza verirdi. Kaç kişi bulabilirdi? Nasıl bulurdu? Onun emirleri nasıl yerine gelirdi? İmkan var mı? Çok zor. Çok zor. Çok özel kullar hariç, çok kendi bildirdikleri olursa hariç bilemezlerdi. Bilemezlerdi. Dostlar da bize imtihanda bazılarına verilen kopya gibi Cenab-ı Allah'ın dostları bize kopya. Kolaylık. Bize kopya veriyor Cenab-ı Allah. Yardım ediyor. Akla gelen her düşünce evvela kalpten geçer. Bundandır ki aklın ipi kalbin elindedir. Kalbin hükümranıysa lafza-i celaldir. Mürşid-i Kamil'in muradı insanın kalbine bu lafzı son nefese dek kalacak şekilde nakşetmektir. İşte bu nakış üstadı kalbi Allah sevgisinden alıkoymaya uzanan her yolu işlemez hale getirmek, her deliği kapatmak derdindedir. Bu dert müridin kalbinde dünyaya dair meydana gelen tüm sevgiyi yok etmeye azmettiren bir derttir. Evliyaullah ister ki müridin aklı, fikri Reisül Enbiya'da olsun, hikmeti hüdada olsun. Tabi arada işte biraz da eşantiyon oluyordu. Eşantiyonlar oluyordu. Güzellikler oluyordu. Güzellikler oluyordu. Hiç sadece kitaplarda okuyacağım. Menkıbe kitaplarda okuyacağın olayları bir bakıyordun ki sen içindesin. Yaşıyorsun. Ahmet abim bir gün Kasri'ye gitmiş. Arabayı aşağıda yolun kenarında bırakmış. Oradan da Bitlis yolu şeyler geçiyor. Gelen geçen yok. Dağın yüzü yol. O zaman böyle trafik falan da yok. Köye çıkmış. Biraz sonra bir adam gelmiş. Kamyon şoförüymüş. Adam kamyon şoförüymüş. Ne için geldiyse Kasri'ye, niye geldiyse. Demiş ya ne adamlar var demiş ya. Herif demiş, keyfi demiş, oraya demiş, oraya kadar taksiyle gelmiş, yolun kenarına bırakmış. Bir de demiş, başına demiş, cübbeli, mübbeli, çok muhterem bir adam taksinin başına bekçi bırakmış demiş. Yazık değil misin demiş, şu mübarek adamı demiş, taksinin başına bırakıyorsun demiş. Bu o kadar kıymetse gelmeye bir şeyle demiş, arabayla demiş. Cübbeli, sarıklı, şöyle şöyle tarif ettikleri adam, kalsın sertler, şey yaptı, hüküm sertler. O adam niye gördü onu? O köye niye çıktı? Ha, Doktor Ahmet Çağal arabanın kenarında ilk gelişleri daha bu. İlk birinci, ikinci gelişti belki. Orada araban bir şey olur diye korkuyorsa, korkacaksa, ona da kamyoncuya da onu söyletiyorlar, köye çıkarıyorlar, onu da duyuruyorlar. Ha, biz arabanı bekliyoruz, arabanı bekliyoruz. İçin rahat etsin doktor. Arabana bir şey olmaz. Bunu da yapıyorlar. Herhalde diyor aklıma bir şey mi geldiydi diyor. Neydi diyor Ahmet abi. Bir daha diyor hiç diye düşünmedim. Arabayı yolda bırakıyorsun. Yolda bırakıyorsun. Bela buldu vücut fani mutlak. Bela buldu vücut fani mutlak. Bıraktı katreyi. Umarız ereyim
tayyi mekanı anlamadan, tayyi zamanı anlamadan bunların işini anlamaya imkan yok. Nasıl oluyor? Bilemiyoruz. Ama İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yapınca Cenab-ı Allah, hocalarımız daha iyi bilirler. Ya İbrahim, Müslümanlar oraya davet et, insanlar oraya davet et, hac etsinler. Buyurdu. İbrahim dedi ki, Ya Rabbi, benim dedi buradan kim duyur? Cenab-ı Allah sen dedi, seslen. Duyuracak olan biziz. Duyuracak olan biziz. O duyurma nasıldır? Ne şekilde olur? Yeni Zelanda'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, Kanada'dan, Rusya'dan, Türkmenistan'dan, Hindistan'dan, Afganistan'dan, Endonezya'dan nasıl toplanıyor? Ne topluyor? Kim topluyor? Bilemiyoruz ama rahmeti gözle görmeye imkan yok. Rahmeti gözle görmeye imkan yok. Dünyada bir kârı varsa insanın, o da sağ omuz başındaki kalemin Allah'ın bir veli kuluyla bir an dahi olsun aynı mecliste bulunduğunu yazmasıdır. Bir kârı varsa insanın bu dünyada, o da bir an olsun bir mürşidi kâmille mani aleminde aynı fotoğraf karesinde bulunmaktır. Yani bir an olsun aynı yöne yönelmektir. Bu da o gönle girmeden mümkün değildir. O zamanları yaşadık. Çok güzel yaşadık. Çok güzel yaşadık. Cenab-ı Allah çok lütfetti. Çok büyük lütfetti. Biraz evvel dediğim gibi biz çalışıp çabalayıp da bulmadık. Cenab-ı Allah lütfetti. Yalnız menzilin camisinin temeli atılırken Batmanlı Ömer Usta vardı caminin temeli yapan. Orada ağaçlardan küçük bir gölgelik yapmıştı. Şeyh Abdülhakim Hazretleri biraz rahatsızdı. Orada oturuyordu, orada bir sandalyede. Ben de müsaade istedim. Küçük bir şey var, film çekme makinesi vardı. Caminin temelini Şeyh Abdülhakim Hazretleri'nin de orada gölgelikte filmini çektim. Küçük bir film. Bugün o bazı hatıralarda, bazı yerlerde o vardır, o filmler. Ondan sonra filmleri kendilerine verdim. Kendilerine verdim. Öyle bir hatır oldu. İşte o zaman sonradan menzilin hepsinin resmini niye çekmedim diye çok üzüldüm. Filmini çekmedim diye. Menzile yeni taşındılar. Ahmet Ayme demiş ki, buyurmuş ki eve gelsinler bir çay ikram edeyim. O zaman çay ocağı yok. Oturacak bir yer yok. Biz kendisinin bulunduğu yerine gittik. Saadethane'ye gittik. Bize çay ikram etti. Çayı getirdiler. Bir bardak Ahmet Ayme'nin önünde var, bir bardak benim önümde var. Bekliyoruz. Çayınızı için çayınızı dedi, buyurdu. Ben iki şeker attım. Gözüme baktı. Bir şeker daha aldı. Benim çayımın içine attı. Buyurdu. Dedi ki Mustafa, Cenab-ı Allah tektir, teki sever. Her işte dedi teke yapmaya dikkat et. Tek yapmaya çalış. Tek yapmaya çalış. Şimdi bugün eğer şekeri bir tek atacaksam bir tek atıyorum. Ekseri bir kullanıyorum ama şekeri küçük oldu iki alacaksam o şeker ikinci şekeri parmağımla kırıyorum, üç parça yapıyorum, öyle atıyorum. Hem o günü bir daha yaşamış oluyorum. Hem o teke riayet etmiş oluyorum. Mürşid-i Kamil, müridi evvel ehli hal eder,
Sonra Fahri Kainat'ın bezmine ithal eder. Nice yıllar say ile eremediği menzillere, bir nefesle Mürşid-i Kamil onu ihsal eder. Buyuruyor Abdülehad Nuri Sivasi Kudüs-i Ruhu. Müridin mürşidine olan muhabbeti, elbette ki onun hak yolundaki rehberliğinin hakkı içindir. Yani müridin üstadına duyduğu muhabbet, onun zatı için değil, Allah'a giden yolda bir rehber olması, mürşidin muhabbeti sayesinde ilahi muhabbetin hasıl olması ve Cenab-ı Hakk'ın rızasının kazanılması içindir. Mürşid-i Kamillere muhabbet tamamıyla Allah ve Resulüne muhabbetin ön adımlarıdır. İlahi muhabbete erenler her bir rehberin izinden giderek bu muhabbete hasıl oldular. Hep şarkı var. Sevmediysen veya sevmiyorsan diyor, bil ki yaşamıyorsun. Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi? Beni bilsinler diye murad etti. Beni bilsinler diye murad ettim ve yarattım. Gaye onun bilinmesi. Duanın kıymeti oradandır. El açmanın kıymeti oradandır. El açmak bilmektir. Onu bilmese, insan istemese el açıp isteyemez. Muhtaç olduğunu bilmese el açmaz. Muhtaç olduğunu, onun olduğunu, onun vereceğini, onu biliyor. Duanın esas özelliği oradandır. Onu bilmektir. İnsan bildiği için el açıyor, istediği için el açıyor. Esas olan sevmektir. İşte ipi çözüp, ipi bağlamak, ona bağlamak. Esas olan sevmek, esas olan buldurmak. Hepsi ondan sonra. Hepsi ondan sonra. Zaten birisi çölde namaz kılıyormuş. Kimse yok. Mecnun da düşmüş çöle, oradan geçiyormuş. Adamın yanına geçerken, adam namazdan sonra gitmiş, yakasını yapışmış. Bir adam demiş, görmüyor musun demiş, namaz kılıyorum demiş, önümden geçtim demiş. Hem sen günaha girdin, hem ben demiş namazımı bozdum. Mecnun demiş ki, sen ne yapıyorsun? Demiş, namaz kılıyordum. Ne için kılıyorsun? Ne demek ne için kılıyorsun? Allah için kılıyorum. Demiş ki, sen Allah için namaz kılma iddiasındasın. Ben demiş, Allah'ın bir kuluna aşığım. Ben demiş, dünyayı görmedim, seni de görmedim. Sen demiş, Allah için namaz kılıyorum diyorsun. Allah'ın kulluk yapıyorum iddiasındasın. Demiş, beni nasıl gördün? Görme, sevme, bağlanma. Ne? İşte o sevgiyi. Sevebildiği kadar insandır. Sevebildiği kadar insandır. Ne kadar çok seviyorsa o kadar kıymetli insandır. Ne kadar çok seviyorsa. Sevgi eğer çok seviyorsa bir gün muhakkak onu Cenab-ı Allah'a o sevgi ulaştırır. Sevginin kaynağı o çünkü. Esas kaynağını götürür. Esas kaynağına götürür. Sevgi kaynağı götürür. Cenab-ı Allah lütfetsin. Kendi sevdiklerini, sevgisini versin bize. Cenab-ı Allah onlara uzun ömür versin. Gidenlerine rahmet etsin. Rahmetini bol etsin. Dünyada da ahirette de bizi onlardan ayırması sadık etsin. Kasrik dergahı 20. yüzyılın ikinci yarısında ümmetin hakikat şehrine bakan penceresi olmuştur. Gavs Abdülhakim Hazretleri Kuddüs-i Ruh'ta bu pencereden giren günün ilk ışığı. Mustafa Çağıl Bey, günün ilk ışığıyla aydınlanan binlerce sufiden biri olarak hayatının en bereketli saatlerini Kasrik'ten Geçenler programında bizlerle paylaştı. Kasrik'ten Geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.